4'e 2 ve eksi 3'e 16 noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz. Bir hatırlatma yapacak olursak, eğim, yükselme bölü ilerlemeye eşittir. Yükselme, y'deki değişimdir. İlerleme ise x'deki değişimdir. Üçgenler delta semboldür ve değişim anlamına gelir. Formülü daha farklı bir şekilde de ele alabilirsiniz ama bu biraz karışıktır. Ama sadece şu iki şeyi unutmayın. Bazen eğim m, m sembolü ile de gösterilir ve m yani eğim aynı şeydir. y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 şeklinde yazılabilir. Bu gösterim daha da karışıktır ama sadece y'deki bitiş noktasından y'deki başlangıç noktasını çıkardığımızı ki bu size y'deki değişimi verir ve x'deki bitiş noktasından x'teki başlangıç noktasını çıkardığımızı gösterir. Bu da size x'teki değişim verir. Bu gösterimlerin hangisi size kolay geliyorsa onu kullanın. Şimdi bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulalım. Şöyle başlayabiliriz. Aslında her iki türlü de yapabiliriz. Bu noktadan başlayıp şu noktaya giderek de eğimi hesaplayabiliriz. Ya da şu noktadan başlayıp bu noktaya giderek de eğimi bulabiliriz. Fark etmez. Şimdi ikisini de yapalım. Diyelim ki başlangıç noktamız 4'e 2. Bitiş noktamız da eksi 3'e 16. x'teki değişim nedir? Bu durumda x'teki değişim ne? Bu durumda 4'ten eksi 3'e gidiyoruz. Eğer 4'ten eksi 3'e gidiyorsak değişim nedir? Peki 0'a ulaşmak için 4 birim, 4 birim sola gittik değil mi? Sonra eksi 3'e gitmek için 3 birim daha sola gittik. Yani x'teki değişim eksi 7'dir. Bunu şöyle yazalım. x'teki değişim eksi 3, eksi 4, bu da eksi 7'ye eşittir. Eğer bir şey eksi 3'ten 4'e gidiyorsa, eksi 7 birim hareket etmiştir. x'teki değişim eksi 7'dir. Şimdi aynı şeyi y'deki değişim için yapalım. Y'deki değişim için yapalım. Ve fark ederseniz dolaylı yoldan bu formülü kullanmış oldum. X'teki değişimimiz bu değer, x'teki bitiş noktası eksi x'teki başlangıç noktasına eşit oldu. Aynı şeyi y'deki değişim için ne de yapalım? Y'deki değişim şudur. Eğer bir şey 2'den 2'den başlayıp 16'ya gidiyorsa 14 birim hareket etmiş demektir. Bunu şöyle de söyleyebilirsiniz. y'deki bitiş noktasından y'deki başlangıç noktasını çıkarın. Sonuç 14'tür. Yani buradaki eğim nedir? Peki onu bulacaktık. Eğim y'deki değişim bölü x'deki değişimdir. y'deki değişimimiz 14'tür. x'deki değişimimiz ise eksi 7'dir. 14 bölü eksi 7, o da eksi 2'ye eşittir. Eğimimiz eksi 2'ymiş. Şimdi diğer türlü nasıl yapacağımızı görelim. Bunu başlangıç noktası, bunu da bitiş noktası yapabilirdik. Ve elimizde buradakilerin negatif değerlerini elde ederdik. Ama bunlar birbirini yine sadeleştirirdi ve cevap yine eksi 2 olurdu. Deneyelim. Diyelim ki başlangıç noktamız eksi 3'e 16 ve bitiş noktamız da 4'e 2. Bu durumda x'teki değişim nedir? x'teki değişim ne olur? Eğer bir şey eksi 3'ten 4'e gidiyorsa, 7 ilerlemiştir değil mi? Hesaplarsak 4 eksi eksi 3 eşittir 7. Yani 7 birim ilerledik. Peki y'deki değişim nedir? y'deki değişim diğer bir deyişle de yükseliş. Yükselişimiz ne olacak? Peki 16'dan başlayıp 2'ye giderse yine 14 birim hareket etmiş olur. 2 eksi 16 eşittir eksi 14 de diyebiliriz. 14 birim yükseldik değil mi? Bu bizim yükselişimiz. Yükseliş bölü ilerleme, y'deki değişim bölü x'deki değişim ile aynı şey. Yükselişimiz eksi 14 ve ilerlememiz 7. Ve fark ederseniz bunlar şuradaki değerlerin negatif halleri. İşaretleri değiştirdik. Bunun sonucu yine eksi 2. Şimdi bunu görselleştirelim. Böylece aşağı doğru bir eğimi olan doğrunun grafiğini göreceksiniz. Şuraya iki nokta çizelim. Bu benim y, bu da x koordinatım. 4'e 2'yi grafiğe yerleştirelim. 16'ya kadar da gideceğiz. 1, 2, 3, 4, virgül, virgül 2, yani 1, 2. Evet, yani 4'e 2 burada oluyormuş. Ve diğer noktamız eksi 3'e 16 var. Onu da şöyle yerleştireceğiz eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şimdi 16'ya kadar gideceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet tam olarak buraya denk geliyormuş. Burası da eksi 3'e 16. Bu iki nokta arasındaki doğru böyle bir şey olacaktır. Mümkün olduğunca da düz bir çizgi çekmeye çalışalım. Evet, bu doğru tabi devam edecekti. Evet, ve aşağı eğime dikkat edin, aşağı eğim. X'te ilerledikçe doğru aşağı doğru iniyor. Sol yukarıdan sağ aşağıya doğru gidiyor. Yani x büyüdükçe y küçülüyor. Aşağı eğimi olan bir doğru böyle gözükür. Burada hesapladığımız x'teki değişimle y'deki değişimi görselleştirmiş olduk. 4'e 2'den başlayıp eksi 3'e 16'ya gitmek buradan başlayıp şurada bitirmekle aynı şeydi. Ve x'teki değişimin eksi 7 olduğunu söyledik. Yani sola doğru bir ilerleyişimiz var. Sola doğru 7 birim gittik. Bu nedenle eksi 7 oluyor. Daha sonra y ekseninde pozitif yönde 14 birim gittik. Bu nedenle yükselişimiz pozitif. Yani 14 bölü eksi 7 eşittir eksi 2. Diğer türlü yaptığımızda bu noktadan başladık ve bu noktada bitirdik. Eksi 3'e 16'dan başladık ve şu noktada bitirdik. O durumda ilerleyişimiz pozitif 7 idi. Ve y ekseninde aşağı doğru inmemiz gerekti çünkü başlangıç ve bitiş noktalarının yerlerini değiştirdik. Bu durumda aşağıya 14 birim indik. İlerlememiz pozitif 7, yükselişimiz ise negatif 14 oldu. Her iki şekilde de aynı eğimi bulduk.